Adalet yürüyüşünün 23. gününde adalet yürüyüşçüleri İstanbul'a girdi. İkinci mola yerindeyiz şu an. Yanımızda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Eren Erdem var. Merhabalar diliyorum öncelikle. İstanbul'a girdiniz, çok az kaldı. Pazar güne hazırlık devam ediyor. Pazar gününden beklentileriniz neler? İstanbul'un pazar günü heyecanı, hem mahalle teşkilatlarının hem CHP teşkilatının hem de bu yürüyüşe katılan CHP'li olmayan, sıkça dile getirdiği CHP'lilerin de diğer kesimlerin insanların heyecanı neler? Öncelikle şunu söylemek istiyorum, yani bu bir parti yürüyüşü değil. Cumhuriyet Halk Partililerin de katıldığı, HDP'lilerin de katıldığı, MHP'lilerin de katıldığı, hatta Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmişte oy verdiğini söyleyen muhafazakar vatandaşlarımızın da katıldığı bir yürüyüş. Zaten de bizim toplam amacımız da bu. Biz 16 Nisan'da mühürsüz seçim sonucunda ortaya çıkan toplumsal tabloyu dikkate alan bir mücadele alanı oluşturmaya çalıştık. Bu alanda, bu mücadele alanında bütün toplumsal bileşenler var. Yani iktidarın otoriterleştiği iddiasını ortaya koyan ve adaletin olmadığını belirgin bir şekilde ifade eden bütün toplum kesimleri var. Bu bir pazar günkü mitingde zaten benim düşüncem bu kesimlerin tamamının iştirak edeceği bir miting olacak. Salt Cumhuriyet Halk Partisi tabanının olduğu bir miting değil, bahsettiğimiz bileşken. Belki de buna biz demokrasi cephesi diyoruz. Belki hayır bloğu diyenler var. Yani bütün bu çevrelerin katıldığı bir miting olacak. Ve o miting sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi sahada olmaya devam edecek. Yeni bir pasif direniş ya da sivil tarzsız eylemleriyle adalet sorunsalını belirgin bir şekilde, düzenli bir şekilde gündemde tutmaya devam eden bir siyaset tarzıyla mücadelemizi sürdüreceğiz. Netice itibariyle biz ülkede adaletin olmadığını iddia ediyoruz. Çünkü karşı tarafında olduğu yönünde iddiaları var. Ama bizim iddialarımız müspet delillere dayanıyor. Cezaevleri gazetecilerden, siyasetçilerden geçilmiyor. Akademisyenler, ülkenin geldiği nokta ortada. Bu sorunu aşmanın tek yolu toplumsal vicdanın adalet adına ayağa kalkmasıdır. Toplumsal vicdanı ayağa kaldırma adına 22 gündür yürüyoruz. Şimdi soruyorum, 22 gündür basında adalet yürüyüşü kortejinden kaynaklanan tek bir provokasyon haberi okudunuz mu? Okumadınız. Bir kişinin burnu kanadı mı? Kanamadı. Bugüne kadar devlet güvenliği bahane ederek toplumun yürümesini engelliyordu. Demek ki problem toplum değilmiş ya da yürüyenler değilmiş, devletmiş. Devletin varlığı dışında müspet bir problem söz konusu değilmiş. Bunu görmüş olduk. Çünkü 22 gündür insanlar yürüyebiliyormuş demek ki. Ve hiçbir kimsenin burnu kanamadan, arkasında pet şişe bile bırakmadan kitleler yürüyebiliyorlarmış. Ama bu kitlenin üzerine tezek döküldü, bu kitlenin suyu kesildi, bu kitle küfürlerle, hakaretlerle provoke edilmek istendi. Ama çok kararlı bir şekilde aynı amaca kilitlenmiş insanlardan oluşan bu kitle barışçıl bir yürüyüşü nihai olarak tamamlama aşamasına geldiler. Bugün İstanbul'a girdik. Ben de yaklaşık 22 gündür yürüyorum. Bir gün firelerde bacağımda bir rahatsızlık oluştuğu için. Bu fire dışında bu yürüyüşü bir parçası almaktan onur duydum. Şu anda tarihi bir iş yapıyoruz, tarih yazıyoruz. Tarih yazılırken o mücadele alanından yer almak ayrıca benim adıma da büyük bir gurur kaynağı. Ne mutlu bizimle birlikte yürüyenler, ne mutlu bizimle aynı fikirde olmadığı halde bizimle birlikte yürüyenler ile beraberiz. Ben inanıyorum ki pazar günü tarihin akışını değiştirecek bir miting gerçekleşecek. Ondan sonra ne yaparlarsa yapsın, halkın o coşkun selinin önüne geçemeyecekler ve mücadele artarak büyüyerek devam edecek. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çalışmalar diliyoruz.